Evet. Kazanım 26 ile devam ediyor. Şimdi burada e, dik koordinat sisteminde D1 D2 vermiş. Eğimleri M1 M2 demiş. Buna göre aşağıdaki faaliyet hangisi kesinlikle doğrudur? M1 M2 arasında sıralamadan bahsetmiş burada. Şimdi burada olay şu. D2 doğrusu yani eğimi M2 olan doğrusu. X80'e yaptığı açı dar açı. Bundan konu anlatımında bahsetmiştim. Yani dar açı olduğu için sağa yatık. Sağa yatık demek dar açı olduğunun orayı M2 sıfırdan büyük. Ama D1'e baktığım zaman sola yatık yani yaptığı açı geniş açı. E, geniş açının tanjantı negatifti. O zaman M1 küçük 0. E, M2 büyük 0, M1 küçük 0. Buradan kesin olarak ne derim? M2 büyük M1. Bu kadar. Yani M1 küçük M2. Cevabım ne oldu? A oldu. Bu kesin doğru. Zaten şunları elledim. Diğerleri olabilir de olmayabilir de. Hani şuradaki durumlar için bahsediyorum. Ama kesin dediği için cevabım A oldu. Şimdi D1, D2, D3 doğrunun eğimleri sırasıyla M1, M2, M3. Buna göre hangisi doğrudur? Bir kere D2 ve D3 yani M2, M3 büyük 0. Sağ yatık olduğu için tamam mı? M2 büyük 0. M3 büyük 0 ama M1 küçük 0. Çünkü sola yatık yani açı geniş açı. Bunların açısı dar açı. Bunların iki geniş açı. Şimdi M1 en küçükleri olacak zaten. Şimdi şunu eledim şunu eledim. Şimdi geri kalan şu. M2 mi daha büyük M3 mi? Burada da şuna karar vereceğiz. Şimdi birinci bölgede tanjant değeri 0 ile 90 arası açı büyüdükçe büyüyor. Yani şöyle düşünelim. Buradan e, sola doğru yaklaştıkça sağdan sola doğru y eksenine doğru açı büyüyeceği için açı büyüyeceği için tanjant da büyüyecek. Şimdi burada D2'nin yaptığı açı D3'ün yaptığı açıdan daha büyük. Çünkü D2 biraz daha sola yatmış. O zaman burada M2 yani D2 mi D3'ün eğiminden. M3'ten büyük olmak zorunda. Çünkü açı daha genişliyor diyor. 0 ile 90 arasında. Ve sağa yatık. Pozitif ve daha geniş. O yüzden M2 büyük. M3 e M1 zaten en küçükleri negatif olduğu için o zaman M2 en büyükleri ortada M3 var. M1 en küçükleri. Zaten şunu tersten yazdığım zaman D seçeneğini elde ediyorum. Geçtim 3. soruya. Aynı mantık. Şimdi burada direkt şunu söyleyebilir miyim? Bak. D3 sağa yatık olanlar pozitif. D3, D2 pozitif. E D3'ün açısı daha geniş D2'den. O zaman D3'ün eğimi M3, M2'den büyük. Doğru mu? M3 pardon. M3 büyük, M2. Neden? İkisi de sıfırdan büyük. Bunlar büyük sıfır. Şimdi bunun eğimi M1 dediğim sıfır. Çünkü neden? Burası x, x eksenine paralel. Dik vermiş ya burayı. x, x eksenine paralelse eğim sıfır. E bu M1'den büyük olacak. Zaten D4 Eğimi negatif sola yatık olduğu için en küçüğü M4. Bu sola sola yatık olduğu için açı geniş açı negatif zaten. E bu sıfır. Sıfır ortada burada. E burada M2 ve M3 pozitif zaten. M1'den büyük olacak ama M3'ün açısı daha geniş olduğu için en büyük M3 olacak. Yani tersten yazarsam M4 küçük, M1 küçük, M2 o da küçük, M3. Seçeneklere baktığım zaman M4, M1, M2, M3 cevabım D oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.